Arkadaşlar merhaba, DJ Store İzmir'den ben Hıdır Akyüz. Bugün sizlere Ableton'ın çok kısa bir süre önce, 1-2 gün önce diğer üçüncü parti üreticilerine de açtığı link özelliğinden bahsedeceğim. Ve bu link özelliği sayesinde özellikle prodüksiyon ve DJ'liğin birleşimi konusunda müthiş bir ilerleme kaydedildi. Ben de sıcağı sıcağına sizlere bu ilerlemeyi en ince detaylarına kadar anlatmak istiyorum. Bugün göstereceğim örnekte arkadaşlar 4 tane kaynağı senkron bir şekilde kullanacağız. Bunu Ableton'ın geliştirdiği link protokolü sayesinde başaracağız. Ableton link protokolüne Reason, Serato ve Reason'ın iOS versiyonu olan, ya cep telefonları ve tabletler için geliştirdiği versiyonu olan Figür'ü de bağlayarak, yani Ableton, Reason, Serato ve Figür dördü bir arada kusursuz bir senkronizasyonla çalışacak. Bunu sizlere göstereceğim. Önce bağlantı şeklini göstermek istedim. Bunun gibi bir miksere ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Hepsinin birden sesini duymak veya mikslemek, dışarıdan mikslemek istiyorsanız. Tabii ki bunu bilgisayarınızın içinden de yapabilirsiniz ama ben size olacak en profesyonel şekliyle göstermek istiyorum ki en üst düzeyini de bilmiş ve görmüş olun. Benim şu anda kullandığım mikserimde, şöyle yaklaşayım, bir iki tane mikrofon girişim, bunların bir tanesini kendi sesimi sizlere duyurmak için rezerve ediyorum. Onun dışında şuradan alttan gidelim, A, B, C, D olmak üzere 4 tane de stereo girişim var. Arkadaşlar bunların A girişini Ableton'a rezerve ettim, bilgisayarımın içinden aktardım sesi oraya. B girişini Reason'a rezerve ettim. C girişi için kabloyla, şurada gördüğünüz Serato'nun en basit kontrolörlerinden biri olan Akai AMX ile kontrol ediyorum. Onun main out'unu mikserimdeki dördüncü çıkışa yönlendirdim. Aynı zamanda şu anda da çekimi yapmakta olduğum cep telefonumun ses çıkışını mikserimin 5 no'lu girişine yönlendirdim arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde gidelim. Ableton, Reason, Serato kabloyla geliyor ve Figür cep telefonumdan yine kabloyla geliyor. Bunların hepsinin ses dengelerini de buradaki aşağıdaki knoblar aracılığıyla yapabiliyorum. Hepsini main out'a yönlendirdim. İlla ki sizin böyle bir mikseriniz olması şart değil. Normal sıradan bir analog mikserle de bunu yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın içinden Ableton ve Reason'ı kullanıp dışarıdan da analog mikserinize Serato ya da cep telefonumda ya da tabletinizde kullandığınız gibi Figür programını ilave edebilirsiniz. Sadece bu programlarla sınırlı değil, Ableton'ın sitesinden göz atarsanız çok daha geniş bir yelpazesi olduğunu görürsünüz. Bunlar sadece benim sürekli kullandığım programlar olduğu için sahnede de bu programları kullanıyorum. Bu nedenle bunları birbirine bağlamak istedim. Şimdi örneğimiz için bilgisayar kısmına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bilgisayardaki bölümümüze bir geçelim. Programların üçünü de açtım. Figür cep telefonu üzerinde çalışıyor. iPhone aplikasyonlarından bir tanesi. Önce Ableton'ı büyüterek başlayalım. Ana programımız, çünkü burada hepsini birden toplayıcı programımız Link Ableton üzerinde çalışıyor. Hemen önce Preferences menüsüne gidelim. Ve burada bakın arkadaşlar, Link ve MIDI bölümünde en üstte Show Link Toggle. Yani şurada şu anda External'ın hemen yanında Link aslında çıkması gerekiyor. Şu anda Hide olduğu için programı yeni açtığınızda büyük ihtimal sizde de böyle görüneceğinden dolayı bu şekilde başlattım. Show dediğim zaman Link'i görüyoruz. Buradaki ayarımız bu kadar. Kapatıyoruz ve Link'e tıklıyoruz. Şu anda arkadaşlar Ableton programı dışarıdan diğer üçüncü parti üretici programlarının kendisine bağlanmasına olanak verir durumda. Şimdi Ableton'ı küçülteyim. Ben bu arada buraya bir tane küçük şöyle bir loop attım. Bu şekilde çalışacak. Hemen ikinci programımız Reason. Reason'ı da açtığınızda arkadaşlar, şöyle rahat görmeniz için, bakın burada Sync Mode Internal, yani şu anda kendi içerisinde senkron. Bunu Ableton Link'e çevirirsek, bu arada bunun için Reason'ın 9.1 versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Ücretsiz arkadaşlar. Reason 9'a sahip olanlar 9.1'i ücretsiz indirebilirler. Ableton Link'e tıkladığımda bakın hemen burada Ableton'ın şu andaki BPM'ine uygun olarak Link çalışmaya başlıyor.
Ben buna en güzel örnek olarak bir tane yine loop attım. Bu loopumuzu da artık şuradan tetikleyip bir sesini duyalım. Bu da bu şekilde basit bir shaker loop'u. Onu da şöyle küçültelim artık. Aynı şekilde Serato'da da herhangi bir kanala bir tane dilediğiniz normal DJ'lik yapar gibi bir tane şarkı atıyorum. Bakın Serato'nun da burada link butonu var artık. Serato için de arkadaşlar 1.9.3 versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Yine bu da ücretsiz. Burada link var. Ayrıca şu anda Serato programı link oldu. Ama biliyorsunuz Serato'da en az 2 deck hatta 4 deck'e kadar açabiliyoruz. Hangi deck'i link olarak kullanmak istiyorsak onun da ayrıca link tuşuna basmamız gerekiyor. Çünkü örneğin diğer buradaki deck'e bir pickup bağlayıp arada scratch ve benzeri şeyler yapmak istersek o zaman link'i bozmaması için bu tarafı link'te tutmuyorum. Normal şarkıyı çalacağım bölümü link'e alıyorum. Zaten bakın hemen anında 100 BPM'i gördü. Bakın programların üçünde de Reason, Ableton ve Serato her üçü de hemen anında Ableton'daki BPM'i gördü. Şimdi bundan sonra BPM'leri hangi programdan değiştirdiğimizin bir önemi yok arkadaşlar. Aklınıza şu soru gelmesin. Hani Ableton'a linklendik. Hep Ableton'dan mı BPM'lerle oynayacağız? Hayır. İsterseniz Serato'dan, Reason'dan, Ableton'dan veya dışarıdan bağladığımız Figure üzerinden BPM'i oynayın. Hiçbir şey fark etmiyor. Yalnız bir tek püf noktası var. Tamamının aynı ağa bağlı olması gerekli arkadaşlar. Wi-Fi ya da kablolu bu önemli değil. Aynı ağ üzerinde olduğu sürece mükemmel bir senkronizasyonla çalışıyor. Bu arada programların aynı bilgisayar üzerinde kurulu olması da şart değil. Yani Reason'ı ben istersem şu an laptopum üzerinden kullanabilirim. Ya da Serato'yu laptopum üzerinden kullanabilirim. Ableton'ı buradaki ana bilgisayarımdan kullanabilirim. Bu önemli değil. Püf nokta hepsinin aynı ağa kablolu ya da kablosuz şekilde bağlanması. Bunun için de size yine bir tip vereyim. Dün akşam ben evde bu şekilde dedim. Çok da başarılı bir şekilde sistem çalıştı. Cep telefonunuz üzerinden bir ağ oluşturursanız böylece dışarıdan başka birinin de o ağa girip müdahale etme şansı olmaz. Ya da ağın yavaşlaması, işte uzak yerlerde çekip çekmemesi gibi problemlerle karşılaşmazsınız. Cep telefonunuzdan bir ağ oluşturun. Kaç programı, kaç tane bilgisayarda kullanmak istiyorsanız hepsini cep telefonunuz üzerindeki ağa entegre edin. Böylece kusursuz bir şekilde çalıştığını göreceksiniz ve ayrıca yanınızda ekstra bir modem taşımanıza falan da gerek kalmayacak. Evet. Figürü de bu arada devreye alalım. Onunla da ben şöyle basit bir loop yazmıştım. Burada evet bas ve lead'i kapatıyorum. Şöyle loop'umu size bir basitçe dinleteyim. Hepsini tek tek duymuş olun. Şimdi senkron oluyor. Evet arkadaşlar. Ableton üzerinden attığımız basit loop'la başlayalım. Ona Reason'dan bir şey ilave edeceğim. Bakın bu arada size takip etmeniz için güzellikleri de göstereyim. Şurada bakın bir barı takip eden Reason'ın içerisindeki link yeşil çizgisini görüyorsunuz. Çizgi tamamen dolduğunda arkadaşlar bakın dördüncü vuruş tamamlanıyor ve her birinci vuruşta en başa dönüyor. Bakın Reason'da şöyle bir özellik daha var. BPM'i çok hızlı bir şekilde tespit edip tam olarak yerine oturtuyor ve loop'unu bu şekilde çalmaya devam ediyor. Bu arada buraya birden çok loop atmamız gördüğünüz gibi hiç fark etmiyor. Birinci attığımız loop'u silebilirim bile. Hatta eğer isterseniz hemen kendiniz de burada yine bir controller aracılığıyla ilaveler yapabilirsiniz. Mutlaka bir loop olmak zorunda değil. Ya da buraya Reason'ın içinden pardon. Çalışma alanı çok küçük olduğu için biraz kaymalar oluyor. Gibi
eklemeler yapabilirsiniz. Reason da bu şekilde adapte oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, Ableton ve Reason birbirine senkron durumda. Bakın, Reason'dan BPM'i değiştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi Ableton da aynı BPM'e hemen yükseldi. Onu takip ediyor. Senkron bozulmuyor. Ve farkındaysanız değişimi oldukça hızlı bir şekilde yaptım ve yine hiçbir kayma yaşamadık. Şimdi Serato'yu ilave edelim. Gördüğünüz gibi o da senkron oldu. Tabii burada Serato'da arkadaşlar önemli olan başlangıç noktasına da doğru yerde basmamız gerekiyor. Eğer bizden kaynaklanan bir kayma varsa onu Serato üzerinden küçük bir şekilde düzeltmemiz gerekecektir. Ve şimdi son olarak da figür üzerinde yazdığım loop'u devreye alıyorum. Ben küçük bir loop oluşturmuştum. Play'e bastığımda bakın sync yanıp sönmeye başlıyor. Ve barın başına döndüğünde de kendisi otomatik devreye girdi. Bu şekilde Ableton Reason ve figür üzerinde yanlış yerde basma diye bir şey söz konusu değil. Fakat Serato daha esnek ve özgür bir program olduğu için, çünkü böyle olması gerekiyor. Çünkü DJ'lik bölümünü buradan yapacaksınız. Dolayısıyla onda ilk başlangıç noktası senkronunu sizin güzel bir şekilde tutturmanız gerekecek. Evet, bunlar bu şekilde yürürken isterseniz bir de bakın arkadaşlar şu anda Serato üzerinden BPM'i yükseltip düşürüyorum. Evet, bu şekilde Ableton'a bağlı olarak link protokolü sayesinde arkadaşlar Reason, Serato ve figür programlarını birbirine bağlamış olduk. Umarım bu gösterdiğim özellik hoşunuza gider. Linkle ilgili daha çok fazla ve çok ciddi gelişmelerin olacağı aşikar. Çünkü artık open source olarak, yani kaynak olarak dışarıya açtı Ableton bu geliştirdiği protokolü. Bu sayede benim çok işime yaradı. DJ'lik ve prodüksiyonu sahnede birleştirmek isteyen arkadaşlarımızın hepsinin çok işine yarayacağına, hepinizin çok işine yarayacağına emin olduğum için bu yeni gelişmeyi hemen sıcağı sıcağına, daha dünyada çıkalı 2 gün oldu yanılmıyorsam, hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Umarım mixlerinizde faydasını görürsünüz. Programlarınızı biraz daha zenginleştirme olanağı bulursunuz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. DJ Story İzmir'den ben Hıdır Akyüz.